Merhaba sevgili TR724 takipçileri, gündem özelde birlikteyiz. Seçimden önce bu kadar sık tekrar edilip de seçimden sonra bu kadar sorgulanan bir argüman var mıdır acaba? Neden bahsediyoruz? Merhum Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel'in o meşhur sözü. Yani boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur. Öyle miydi acaba? Çok net soruyoruz. Demirel mi yanıldı yoksa tencereler mi boş değil? Hatta bir başka ihtimal söz konusu mu? İşte bu konuyu bir siyasetçi, bir iktisatçı, Profesör Doktor Sayın Erol Katırcıoğlu ile konuşacağız. Sayın Katırcıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Siyaset mutlaka konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Siyaset mutlaka konuşacağız ama iktisatla başlayalım akademik çalışma sahanızda. Demirel yanıldı mı? Size göre hani evet genel geçer bir söz olabilir ama bu seçim özelinde yanılmış olabilir. Ya da muhalefet mi yanıldı tencereler boş derken? Şöyle söyleyeyim. Rahmetli Demirel zamanı diyebileceğimiz 80 öncesi zaman Türkiye bu kadar kutuplaşmış değildi. Yani yine toplumda farklı kimlikler var idi. Bir biçimde yan yana yaşıyorlardı. Ama bir sürtünme sadece Aleviler ve Sünniler arasında belki görülebilirdi. Kürtler konusu da çok şey değildi, ateşlenmiş değildi bir bakıma. Dolayısıyla da o dönemde iktidarlar tam aksine kutuplaşma yerine daha birleştirici siyasetler izlemeye çalışırlardı. Fakat maalesef yani özellikle bu 21 yıl yani Tayyip Erdoğan dönemi diyebileceğimiz dönemde olan gerçek şudur. Türkiye toplumunu Tayyip Erdoğan iktidarda kalabilmek için iktidarda kalabilmenin bir aracı olarak kutuplaştırıcı politikalarda buldu maalesef. Yani üstelik de çok haksız yere yani kimlik siyaseti yapmayanlara kimlik siyaseti yaptığı iddiasıyla aslında kendisi kimlik siyaseti yaptı. Tabii meşru bir tarafı vardı sonuç olarak öyle söyleyeyim. Yani şunu kastediyorum. Türkiye yani şimdi 100 yılına geldik Cumhuriyet'in ama yani 20 yıl öncesinden alırsak 80 yıllık Cumhuriyet'te doğrusunu isterseniz özellikle Sünni Müslümanlar kendilerini hem bir yandan Diyanet'te var olmakla birlikte bir biçimde güçlü hissettiler belki ama bir yandan da kendi gelenek görenekleri içinde özellikle tarikat, cemaatler vesaire gibi örgütler içinde kendilerini rahat hissetmediler. Kaldı ki siyaseten de Demirel dediniz mesela Demirel hem İslami kesime yakın dururdu hem modern kesime de yakın dururdu. Dolayısıyla da yani uzun süre iktidarda kalmanın da yolunu öyle bulmuştu diyebilirim. Fakat Tayyip Erdoğan da bunu tam aksini yaptı bir bakıma. Yani ayrıştırıcı politikalarla ayakta durmaya çalıştı. Ve benim anladığım kadarıyla özellikle iktidara geldikten sonra uyguladığı politikalar toplumun derinlerinde var olan Kemalist ideolojinin dışında ya da laik batıcı ideolojinin dışında daha İslami duyarlılıkları olan kesimlerin taleplerini ifade eden bir siyaset oluşturdu. Rahmetli Erbakan'dan gelen bir şeydi bu bir bakıma. Onu sahip çıktı ve bunu en uç noktasına kadar götürdü. Burada ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana etkili olan Cumhuriyetçi, Kemalist, laik, batıcı neyse böyle ifadelerle kullanılan kesim bir türlü demokrasiye kendi içinde ulaşamadı bence. Hala o zamanlar hatırlarsınız başörtüsü bir mesele olarak özellikle ben o sırada üniversitede yönetici idim ve özellikle kız öğrencilerin başörtü giydiklerinde, başörtü kullandıklarından dolayı derslerine girememeleri biçimde ortaya çıkan durumun yarattığı mağduriyet ve artı daha başka mağduriyetler de ekleyerek esasında Tayyip Erdoğan'ın siyaseten arkasındaki kitleyi iktidara taşıması mümkün olabildi. Ben hep şunu söylemişimdir. Yani Tayyip Bey o zamanlar söyledikleriyle çok haklı şeyler de söylüyordu doğrusu isterseniz. Dolayısıyla da yani siyaset ortamına çıkarken haklı gerekçeler olsa bile bir süre sonra benim anladığım kadarıyla
şaftı kaydı Sayın Erdoğan'ın. Ve gerçekten Erdoğan'ın ve öyle bir yere geldi ki benim görebildiğim kadarıyla şimdi daha Türkçü milliyetçi bir ekibin ve güvenlikçi bir bürokrasinin kontrolü veya etkisi altında bir yere geldi. Ve dolayısıyla da burada bu kutuplaşmanın siyasete de, en uç noktaya kadar götürülmesi bu sonucu çıkardı. Yani açıkçası bakın şöyle bir ters durum var gerçekten. Demirel'i kıyaslamanız o bakımdan doğruydu. Yani ekonomik olarak yaşadığımız en kötü günleri yaşıyor Türkiye. Fakat yine de verilen oylardan anladığım kadarıyla ekonomik nedenlerden çok kimliksel nedenlerin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu çerçeveden baktığımızda Demirel belki zamanına göre haklıydı ama şimdi artık Demirel'in formülleri geçmiyor. Daha kutuplaştırıcı bir Türkiye'de, daha çatışmacı bir Türkiye'de insanlar ekonomik gerekçelerden çok kendi kimliksel çıkarları üzerinden siyaset yapıyorlar diye düşünüyorum. İşte ben bir vatandaş olarak hocam bunu anlamaya çalışıyorum. Siz bir iktisat profesörü olarak Türkiye hiç görmediği kötü günler yaşıyor ekonomide dediniz. Evet. İşte döviz sizi doğruluyor, borsadaki dalgalanma sizi doğruluyor. Hani nasıl ara ara böyle borsa zenginleri olabilse de borsanız istikrarlı değil, yabancı yatırımcının güvenemediği ancak duyumlar üzerine tabiri caizse vurgun yapıp kaçtığı bir borsa, saygın değil bu bağlamda. Bununla birlikte işte risk puanı son derece yüksek. Hemen seçim sonrası evet. Yine yükseldi. Bunları topladığımızda evet ekonomik açıdan hiç de iyi bir dönemden geçmiyoruz. Ama öte yandan bakıyoruz vatandaş bir taraftan ekonomik gerekçelerle intihar ederken bir taraftan da her şeye rağmen sokak röportajlarını hatırlatacağım tabii burada. Her şeye rağmen Erdoğan'ın arkasındayız diyebiliyor. Evet bu dediğiniz gibi siyasi kutuplaşmanın çok doğal bir sonucu. Ama öte yandan sadece bir vatandaş olarak akıl yürütüyorum. Acaba biz muhalif düşünenler yanılıyor olabilir miyiz? Ekonomi gerçekten bizim sandığımız kadar kötü olmayabilir mi? İşte burada devreye veriler giriyor. Devlet üzerinden paylaşılabilecek, yani en çok güvenmemiz gereken verilere güvenemeyeceğimizi biz enflasyon başta olmak üzere temel konularda anladık. Veriler ve propaganda ışığında düşündüğümüzde biz yanılıyor olabilir miyiz? Ekonomi bizim sandığımız kadar da kötü olmayabilir mi? Hiç böyle bir seçenek var mı aklınızda? Haklısınız bu soruyu da sormakta. Şimdi şöyle cevap vereyim, vermeye çalışayım. Bir kere biliyorsunuz bu dünyada enflasyonist dalgalar artarken ve biz de o dalgadan etkilendiğimiz noktada bu hükümet bir karar vermek zorunda kaldı doğal olarak. Yani ya faizleri artırarak bir yol izleyecekti ki ortodoks iktisat politikaları bunu gerektiriyordu. Ya da kendileri heterodoks dedikleri bir bakıma bazı uygulamaları heterodoks sayılabilecek olan bir perspektiften bir başka yol izleyeceklerdi. Şimdi birinci yol esas itibariyle şu anlama geliyordu. Faizlerin artırılması sonuçta talebin daralması ve üretimin azalması anlamında bir sonuç üretecekti. Bu da işsizlik demekti. Yani işsizliğin artması demekti. Şimdi hiçbir siyaset bu kemer sıkma politikası diyebileceğimiz politikalarla bir sonraki dönem başarılı olamamıştır. Yani dolayısıyla da bu hükümet gördü ki eğer biz Batı'nın bize önerdiği politikaları izlersek olacak olan şey büyük bir işsizlik olacak, üretim düşecek. Bunun sonucunda ekonomide değişim, yani bir süre sonra belki dengeler yerine gelecek ama bunu yapan hükümet olarak bize bir daha oy vermeyecekler diye düşündüğü için diğer yolu denemeye kalktı. Diğer yol neydi? Diğer yol şöyle bir yol. Esas itibariyle üretimin artmasını demek, yani faizleri düşürmek, yatırımlar artırmak, üretimin artmasını sağlamak, böylelikle ihracat fazlası, daha doğrusu ihracatın artması ve cari açık yerine cari fazla vermek ve böylelikle enflasyonu önlemek biçiminde bir yolu düşündüler. Fakat yani ben o sırada mecliste özellikle Nebati Bey'le görüşme imkanlarım olduğu için de bu meseleleri ondan kendisiyle de konuşmuşumdur. Şimdi bu yol belki daha doğru bir yol olarak görülebilir. Yani sizin sorunuzun haklı bir tarafı olduğunu söylerken bunu kastettim. Yani bana da kalsa ben de böyle bir yolu izleyebilirdim doğrusu. Fakat buradaki en kritik nokta şu. Şimdi üretimin artmasıyla birlikte
ihracatın artmasını beklemek ancak ithalatın bir biçimde kontrol edilebilmesiyle ancak mümkün olabilir. Yani ihracat üretim artarken, ihracat artarken ithalat da artıyorsa ve ithalat ihracattan fazla artıyorsa cari açık daha fazla oluyor demektir, olacak demektir ki bu da bu modelin en zayıf tarafıydı. Ve kendisine şunu söyledim. Siz dedim neye güveniyorsunuz? Şimdi üretim artıracaksınız tamam. Artık hakikaten üretim artıyor. Fena bir büyüme performansı yok. Son TÜİK'in açıkladığı istihdam rakamına bakarsanız az da olsa işsizlikte bir düşüş de kaydedildi. Ama enflasyondaki nasıl diyelim başarı gibi görünen şey esasında baz etkisinin büyük ölçüde yansıması olarak görülebilir. Yoksa fiyatlar hala artmaya devam ediyor sonuçta. Şimdi bu durumda siz dedim neye güveniyorsunuz? Yani üretim arttığı zaman bizim ekonomik yapımızın bir gereği olarak ithalatımız da arttığına göre ve de ihracattan daha fazla arttığına göre o zaman sizin özel bir projeniz mi var? İthalatın ikame edilebileceği bir biçimde bir üretim mi düşünüyorsunuz? Yani ithal edilen mallar eğer içeride üretiliyor olsaydı gerçekten de üretim artışıyla ihracatın artması cari açığın azalmasına sebep olacaktı zaten. Dolayısıyla yani bu özetlediğiniz modelle hocam bu özetlediğiniz modelle Çin de olunamaz. Tabii çünkü yani onu söylemeye çalışıyorum. Türkiye ekonomisi nitekim benim Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gerek mecliste gerek de özel görüşmelerimde yaptığım eleştiri bu. Yani Türkiye ekonomisi esasında yapısal olarak problemli bir ekonomi. Yapısal olarak problemden kastettiğim bir tanesi bu. Yani ithalata bağımlılık çok fazla ve yani üretimin önemli bir ihtiyacı ithalatla karşılanıyor. Bu bağlantı kaçınılmaz olarak ekonomiyi dışa bağlı hale getiriyor ve dövize bağlı hale getiriyor açıkçası. Siz bu ithalatın gerektirdiği dövizi eğer ihracatla ve turizm gelirleriyle sağlayamazsanız zaten yine içeri giriyorsunuz demektir. Yine enflasyonist ortam gelişecek demektir. Dolayısıyla da burada bu bir. İkincisi Türkiye'de, Türkiye ekonomisi tarımla sanayi arasındaki ilişkiler bence yapısal olarak sorunlu, hala sorunlu. Yani Türkiye'de üretim sanayinin ihtiyacı olan bir çerçevede üretilmiyor bir bakıma. Üçüncüsü de ekonomi merkezindeki büyük firmalar serbest piyasa ekonomisine uygun değiller. Yani kartel ve tekel biçiminde güçleri olduğu için serbest piyasa ekonomisini varmış gibi hale getiriyorlar. Yani hem bir yandan var ama aslında yok da çünkü fiyatlar piyasada belirlenmiyor açıkçası. Fiyatları belirleyenler bu kartel ve tekel biçimdeki firmalar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da burada hükümetin bu politikası olsa olsa gelir dağılımının daha bozulmasına yol açacak olduğunu söyledik. Nitekim bir akıllı hareket şey oldu. Kur korumalı mevduat kurumunu getirdiler. Bu gerçekten de kurlar üzerine bir baskı yapmış gibi oldu. Ama esasında kısa vadede. Evet, esasında tam tersi de oldu çünkü her şey giderek daha fazla dolar çünkü sonuçta insanımız doların ne olduğunu görüyor. Dolar kuru dünyada ne oluyor, ne bitiyor biliyor. Dolayısıyla da burada da bence bir zafiyeti vardı ve en önemli sonucu da bence gelir dağılımının daha da bozulması oldu. Nitekim son verilere göre Türkiye gelir dağılımında en çok bozulmuş olan ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla da genel olarak baktığımızda sorunuzun cevabı bu politikalar doğru politikalar değildi. Ama tabii şöyle bir soru da var. Diyelim ki Kılıçdaroğlu iktidara geldi. Nasıl bir ekonomi politikası uygulayacak? Doğrusu orada da benim sıkıntılarım var. Çünkü orada da muhtemelen faiz artıracaklar. Faiz artırdığı zaman belki sermaye gelecek dışarıdan ve kurlar giderek azalacak. Bunun enflasyona olumlu katkıları olacak ama sonuçta bütün bunun faturası da istihdam kayıplarıyla karşılanmış olacak. Yani işsizlik olacak vesaire. Evet.
28 Mayıs sonrasını her iki ihtimalle birlikte ayrıca değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama bu gelir dağılımındaki eşitsizlik bahsini açmışken bir soru daha buradan doğuyor doğal olarak. Bu tür iktidarlarda, yani Batı ile kıyasladığımızda görece daha kendine göre bir rol, ki buna da heterodoks dedik. Belki el yordamıyla ekonomi demek daha doğru da olabilir. Böyle bir sonuç çok şaşırtıcı değil. Yani kendi zenginlerini doğuran bir iktidar var. Bununla birlikte gelirdeki küçük payı daha geniş kitleler alıyor. Büyük payı ise daha dar bir kitle alıyor. Yani kendi zenginleri alıyor. Bu anlaşılabilir. Sadece AK Parti'ye has bir durum değil. Örnekleri çok yaşandı ve belki bundan sonra da yaşanacak çoklukla. Fakat burada mutlaka üstünde durulması gereken bir konu da yardımlar. Sosyal yardımlar. Sosyal devlet zaten anayasada yazan, olması gereken, kimsenin temelde eleştirmediği bir konu. Fakat bunu siyasi bir manevra aracına dönüştürdüğünü görüyoruz AK Parti'nin. Yani çok kısa özetleyecek olursak, eğer AK Parti iktidardan giderse, hatta daha da somutlaştırılıyor aslında, vatandaş kesinlikle bunu anlasın diye, Erdoğan giderse yardımlar da kesilir. Oysa biz biliyoruz ki defalarca Kılıçdaroğlu bu konuya vurgu yaptı. Fakat bunun bir karşılığı olmadığını anlıyoruz. Milyonlarca eve doğrudan sosyal yardım giriyor. Bunun etkisini muhalefet çok mu küçümsedi? Belki yeteri kadar ölçemediler, bilemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Ama bu söylediğinizin arkasında bir başka gerçeğimiz var. Onu ifade etmek lazım belki. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son 10 yılda yaptığı şey esasında, iddia ediyorum, devleti ortadan kaldırdı. Yani şunu kastediyorum, vatandaşına eşit muamele eden devletten sadece ve sadece yandaşlara olumlu davranan, yandaş olmadığını gördüklerine de kötücül davranan bir devletle karşı karşıyayız. Dolayısıyla da yardımlar meselesini de bu perspektiften değerlendirmek lazım. Yani yardımları kime verdiğini çok iyi biliyorlar bence. Anlatabiliyor muyum? Yani kendi cenahının, kendi networkleri içinde bu paraları dağıtıyorlar. Dolayısıyla da o kaynakları da tamamen siyaseten kullanıyorlar. Bir başka şeyi daha söyleyeyim size. Şimdi hatırlayacaksınız, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelirken arka planındaki sermaye grupları küçük şirketlerdi, KOBİ'lerdi. Anadolu Aslanları, Kaplanları denilen gruplardı. Ama şimdi öyle bir durum yok. Şu anda iddia ediyorum, Cumhuriyet sermayesi diyebileceğimiz bu Koçlar, Sabancılar, yani 100 yılda yaratılmış olan sermayeden daha güçlü bir sermaye sınıfı yarattılar ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arkasında böyle güçlü bir sermaye sınıfı var. Kaldı ki özellikle darbe muhabbetleriyle cemaatin elinde olan birçok şeyi el koydular. Kendi yandaşlarına geçirdiler. Televizyon şirketleri mesela, veya işte ne bileyim birçok maden şirketleri, bir sürü şirket vardı TMSF'ye devredilmiş olan. Bunların hepsini... Hocam izninizle ben burada bir itirafta bulunayım. Paylaşacaklar da vardır büyük bir ihtimalle. Biz Cem Uzan'dan bu yana bunu çok fark etmedik. İşte Mehmet Emin Kara Mehmet de aynı akıbete uğradı. Evet. Bu isimlerin belki gerçekten sabit suçları vardı, mahkemelerce tescil edilmiş. Fakat tüm mal varlıklarına çökülecek, özellikle medya varlıklarına çökülecek bir durum yokken, geldiğimiz noktada bunu daha iyi anlamak lazım. Dediğiniz gibi 15 Temmuz sonrasında zaten bir takım dini gruplara ve daha sonra yine bunun yapılabileceği izlenimi uyandırarak çöküldü. Evet, doğru tabirde çöküldü aslında. Lütfen devam edin. Sadece hatırlatma ihtiyacı hissettim Cem Uzan'dan bu yana. Evet, çok haklısınız. Şimdi mesela geçenlerde seçim öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı bir televizyon programı yaptı. Vallahi sayısını unuttum ama 15-18 bin de televizyonda aynı anda yayınlandı. Yani bunun aslında anlamı şuydu. Türkiye medya sektörü evet, %90-95 civarında tamamen hükümetin kontrolünde. Ve bunu öyle bir şekilde yapıyorlar ki, bakın biraz ayrıntıda baktığımızda bu şirketlerin çoğu inşaat şirketleri olan o beşli çete diyorlar ama ben beşli çetenin beşten daha fazla bir çete olduğunu düşünüyorum. Onlarla paylaştılar. Yani bugün Turkuaz denilen medya şirketin aynı zamanda inşaat şirketleri de var ve inşaat şirketleri Sayın Erdoğan tarafından hiçbir rekabete de sokulmadan tamamen davet usulüyle veriliyor ve karşılığında da böyle bir imkanı kullanabiliyor. O bakımdan Erdoğan'ın cinliği diye bir şey varsa eğer, bence hep bunu söylerim, siyaset bilimcileri diyorlar ki modern siyaset medya siyasetidir diyorlar. Fakat Türkiye'de siyasetçi olarak bir tek bunu Erdoğan anladı. Maalesef ben
üstü kapalı isim vermeden konuşmuş olayım ama özellikle muhalefetteki bir takım partilerin buna uyanması gerektiğini söyleyen konuşmalar yaptım, görüşmeler yaptım ama maalesef onlar bunu anlamakta zorlandılar. Sonuç olarak geldiğimiz yerde şimdi Allah'ın aşkına son birkaç ayda hükümet kanadının devlet imkanlarını kullanarak sağladığı imkanları bir düşünün. EYT'lilerden tutun emeklilere kadar bir sürü parayı dağıttılar bir kere. Eksik olarak söyledim. Bir de hani bu devletin bir anlamda tekçi bir hale gelmesinin bir başka yanı da özellikle bürokraside inanılmaz bir biçimde hakimiyet sağladı Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla da bugün muhalefet iktidara gelse bile bu işleri çözmesi son derece zor hale gelmiş durumda. Onun için ben mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tanıdığım insanlara, arkadaşlara, milletvekillerine hep şey söylemişimdir. Yani burada bir iktidar değişimi değil, bir rejim değişimi olacak gibi düşünmeniz lazım. Çünkü bu atılan adımları geri çevirme şansınız çok kolay olmayacak demiştim. Ki ben bunun böyle olacağını da hissediyorum. Yani düşünün, Anayasa Mahkemesi'ne birisini atadı diyelim. 12 yıl boyunca bunu görevden alamıyorsunuz anayasayı değiştirmediğinden sonra. Dolayısıyla da söyleyebileceğim şey, yani bu sorunuzun devamı olarak söyleyeceğim şey, Adalet ve Kalkınma Partisi elindeki bütün devlet imkanlarını zaten kendine yönelik olarak kullandı. Seçimleri öyle organize ettiler. Onun için yani hile var mı? Vardır ve var olduğuna dair bir takım şeyler var işte basında çıkan. Her ne kadar genel olan durumu değiştirecek belki bir etki de değil ama sonuç olarak yapılmıştır ama bu gerçek. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarın imkanlarını kullanarak iktidarda kalma gücü yaban atılır bir güç değildir ve bilmiyorum belki çaresizlikten, belki razı olmuş olmaktan, başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere diğer partiler bu gerçeği yeteri kadar görmediler diye düşünüyorum. Yani görmediler çünkü bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi ben bu altılı basıyı o zamandan beri hep eleştirdim durdum. Eleştirmemin bir sebebi de şuydu. Şimdi ne diyorlar? Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine çalıştılar. Ya kardeşim Türkiye'nin sorunu güçlendirilmiş parlamenter sistem falan değil. Türkiye'nin sorunu de facto olarak bir despotik iktidar kurmuş olan Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu rejimin değişimidir. Dolayısıyla da biz bu konuda ne yapacağımız sorusunu konuşalım. Onun için mesela Kürt meselesine sonuçta bizim tavrımız desteklemek biçiminde gerçekleşti ama hiçbir şey istemeden, hiçbir şey talep etmeden destekleme biçiminde gerçekleşti ama doğrusunu söylesem bu da bize yapılan bir haksızlıktı. Yani ben size söyleyeyim, biz aday çıkarsaydık şimdi biz de pazarlık yapmak zorunda kalacaklar iki tarafta. Ama biz böyle bir tartışmanın içinde olmak istemediğimiz için doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik. Ama kendileri bunun ne anlama geldiğini tam olarak anlayamadılar. Ne Kürt meselesini konuştular, Alevi meselesi de yandan çarklı konuştular. Ben Aleviyim dedi Kılıçdaroğlu. Eyvallah, o da bir adımdı, önemli de bir adımdı. Yani Sünni Müslümanları da yanına almış olması bir kısmını en azından, o da iyiydi. Ama bakın bunların hepsini sistematik bir biçimde ve etkili bir şekilde yapamadılar. Yani bugün oy vermiş olan insanlar nezdinde de söylüyorum, bir heyecan duyularak yapılmadı bu işler. Yani onun için bence muhalefetin de çok eksikleri var diye düşünüyorum. Kürt meselesinde özellikle seçim günü yayınlanan, Yeni Yaşam'da yayınlanan Bölünme Korkusu başlıklı yazıda sormak istiyorum. Ama ondan önce ekonomi bahsini kapatalım. O da şu, siz az önce dediniz ya, medya konusunda Erdoğan son derece başarılı. Hatta bu konuyu anlayan belki tek siyasetçi Türkiye'de. Evet. İşte açık hile vardı aslında seçimden önce. Bu konuşulmadı. Medya zaten gidemezdi de siyasetle, muhalefetle üstüne gitmedi. Nedir o? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı olmanın da artısını kullanarak TRT'de 85 kat gösterilirken Kılıçdaroğlu'na nazaran diğer muhalefet görünmez bir şekilde görünmez oldu TRT'nin. Yani Türkiye'nin kamu yayıncılığı yapan tek kuruluşun gözünde görünmez oldu. Dolayısıyla seçmene de görünmez oldu. Fakat muhalefet bu konuları nedense küskünlükle ele alıyor.
Yani sadece küsüyor. Oysa sizin hakkınız orada temsil edilmek, sözünüzü söylemek. Fakat bu konunun çok üstüne gitmediler. Hep deniliyor ki seçimde kazanalım, seçimde kazanalım. Bu da müthiş bir umut oldu vatandaşa. Fakat gördük ki 14 Mayıs akşamı umut yetmiyor. Yani somut çalışma da gerekiyor. Neyse, geldik 28 Mayıs gerçeğine. Az bir süre kaldı. Ve siz az önce dediniz ya, seçimden sonra eğer Kılıçdaroğlu ve ekibi gelirse onları da büyük problemler bekliyor. Şu soru aslında herhalde abartılı olmaz. Kim kazanırsa kazansın, 28 Mayıs'tan sonra bir ekonomik buhran mı görünüyor ufukta? Kesinlikle. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları kazanırlarsa, bu politika eğer devam edeceklerse, bu politika daha fazla devam ettirilemez gibi geliyor bana. Çünkü zaten yani ekonominin iç dengeleri, enflasyonun vardığı nokta, kur sisteminin ikili hale gelmiş olması, bir kapalı çarşı kuru var, bir merkez bankası kuru var. Bankaların sıkıntıları çok giderek büyüyor. Dolayısıyla da orada bu işi yönetebilecek bir akılın da olduğunu sanmıyorum. Olsaydı şimdiye kadar bir ipucu verirlerdi. Olmuyor. Yani bir kilit, biliyorsunuz bu sıkıntıda önemli bir kilit. Sermayenin, yani yabancı sermayenin ülkeye akması, bu da Tayyip Erdoğan olduğu sürece pek istekli değil, onu görüyoruz. Fakat muhalefet iktidara gelirse orada da sıkıntı. Demin esasında bir başka biçimde ifade etmiştim. Evet, belki sermaye akışları olacaktır içeriye. Bu kurlarla ilgili olarak iyimser ve enflasyonla ilgili iyimser olmamızı sağlayacak bir etki yaratacaktır ama sonuçta faizlerin yükselmesiyle birlikte ortaya çıkacak olan bir işsizlik olacaktır. Bunun da nasıl giderileceğiyle ilgili olarak, doğrusunu isterseniz muhalefet cephesinden ben bir şey duymuyorum. Onlar tamamen ortodoks bir politika benimsiyorlar. Merkez Bankası bağımsızlığı ve faiz artırmakla yürümek gerektiğini söylüyorlar. Ama bu politika, yani ortodoks politika, Fed bile kendisinden şüpheli. Yani Amerika'da yapılan tartışmalarda ortodoks politikanın işe yaramadığına dair birçok önemli iktisatçının ifadeleri var, tartışmaları var. Ve nitekim onlardan biri olan Daron Acemoğlu da açıkça geçenlerde söyledi. Her durumda büyük bir kriz ihtimali belirmiş durumda ufukta. Yani bu nasıl giderilebilir? Yani muhtemelen daha tedrici, bir yıla, en azından bir yıla yayan bir biçimde muhalefet eğer iktidara gelirse, devraldığı politikaları aniden değiştirmek yerine bir süre için, yani bir yıl için en azından daha kontrollü giderek kurların yumuşak bir biçimde gerçek kurlara dönüşmesini sağlamak, kur korumalı mevduatı bir süre daha devam ettirmek gibi yolları benimsemesi lazım ama şimdiye kadar bu konularda onlarca da tartışılmış değil veya en azından biz bilmiyoruz. Siyasetçisiniz. HDP'nin 27. dönem İstanbul Milletvekilliğini yürüttünüz. Dolayısıyla hani ekonomi profesörlüğünüz bir tarafa ama bir taraftan da siyasetçi kimliğinize dönük şunu sormak istiyorum. Deprem yaşandı 6 Şubat'ta. Fevkalade büyük bir afetti. Fakat aslında afet sonrası daha da sıkıntılıydı. Nitekim bu konunun Erdoğan'ın başına çok artacağı yorumları yapıldı ki sahada da aslında karşılığı vardı bu tür yorumların. Fakat Erdoğan kısa sürede inşaatı başlatarak yaparsa yine Erdoğan yapar söylemini devreye soktu. Ama öte yandan bakıyoruz, Kılıçdaroğlu'nun şu cümlesi hatırlanmıyor bile belki. Depremzedelerin konutlarını ücretsiz olarak teslim edeceğim. Evet. Bu söylemi tamamen boşa çıkartıyordu. Deprem bölgesindeki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz hani bu veriler ışığında? Şimdi evet, yani çok çıplak gözle baktığımızda gerçekten böyle bir durum var. Fakat unutmamak lazım ki özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman gibi şehirlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları zaten yüksekti. Yani %70'lere varan oy oranları vardı. Dolayısıyla da bu kitlerin önemli bir kısmı, hatta Hatay bile öyleydi, Malatya öyleydi. Bu insanlar, benim iddiam o ki, o yazıda da ifade etmeye çalıştım. Yani bir yandan ekonomiye hiç bakmıyorlar değil tabii ki ama Tayyip Erdoğan'ın, kendileri Tayyip Erdoğan taraftarı oldukları için Tayyip Erdoğan'a bir güven besliyorlar. Dediğiniz gibi yaparsa o yapar gibi bir duyguları var. Dolayısıyla da bir muhalefet, yani
hükümet karşıtı bir düşünce düzeyine sıçrayamıyorlar her nedense. Her nedense dediğim, esasında konuşursak epi derin bir tarihsel arka planı var bu işin esasında bence. Yani Osmanlı'dan devralınan toplum zaten bölünmüş bir toplumdu. Zaten bu farklılıklarla birlikte var olmuştuk biz. Cumhuriyet hükümeti esasında Türklük ve Sünnilik üzerinden bir ortak payda olarak bunları kullanarak bir ulus yaratmaya çalıştı. Bu ulus da tam olarak yaratılamadı bence gördüğüm kadarıyla ve dolayısıyla da bu topraklarda insanlar hala kendi kimlikleri üzerinden davranıyorlar. Kendi hemşerilik bağları üzerinden davranıyorlar. Bu bizim gerçeğimiz. Buradaki sorun laik kesimin bunu tam olarak anlamaması. Şimdi ben Doktor Bey Kıvılcımlı'yı burada rahmetle anayım. Belki bilirsiniz, belki bilmiyorsunuz, bilmiyorum. Sol 1957'de bir Vatan Partisi diye bir parti kurmuştu. Bu sosyalist bir partiydi. Bir Eyüp konuşması vardır. Eyüp konuşmasını Eyüp Camii'nde cami cemaatine yapmıştır. Ve cami cemaatine kendisi de Müslümanlığı çok iyi bildiği için, tarihi çok iyi bildiği için onlara onların daha iyi anlayabileceği ve daha iyi içselleştirebilecekleri bir biçimde sol bir hayat anlayışının esasında İslamiyet'le de bağdaşabileceğini anlatmıştı. Şimdi o gelenek bir bakıma kopmuş oldu. Şimdi ben laik kesime bakıyorum. Laik kesimler neredeyse nefret kusuyorlar ki şeylere, söyleyin şunu, depremzedeler, efendime söyleyeyim, o kadar yardım ettik, bilmem ne yaptık ama bakın gittiler, onlar yine de AK Parti'ye oy verdiler diye çemkiriyorlar diyeceğim. Yani ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Maalesef yani şöyle söyleyeyim, bu ülkenin insanları laik kesimi düşündüğü gibi insanlar değiller. Tersten de okursak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arka planındaki insanlar da şeyi anlamıyorlar, laik kesimi yeteri kadar anlamıyorlar, Batı hayranı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla da bu toplumun birbirini anlayamamak gibi bir sıkıntısı var. Aslında buradan şunu söyleyeyim de izin verirseniz, Halkların Demokratik Partisi de bunu aşmaya çalışan bir demokrasi anlayışı üretmeye çalışıyordu. Yani bütün bu farklılıklardan bir biz olma, hepimizin kendini içinde hissedeceği bir biz duygusunu üretebilmek lazımdı. Bunu doğrusu beceremedik Türkiye. İkinci yüzyıla başlarken bunu becerebilir miyiz diye sorarken, galiba beceremeyeceğiz gibi bir duygu da var içinde doğrusu. İşin aslı, becerilmek istenen böyle güzel bir ülke olunca kimin becerdiği çok önemli değil ama kimlik siyaseti bu kadar yükselmişken güzelliklerin kimden geldiği daha çok önemli oluyor maalesef, güzelliklerin kendisinden. Buna gelmeden Yeşil Sol Parti'nin performansını değerlendirelim. Takipçilerimize bir kez daha hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi'nde partinin kapatılması istemiyle açılan bir HDP davası görülmekteydi. Evet. Tedbiren Yeşil Sol Parti ile girildi. Bir kere stratejiyi doğru buluyor musunuz? Yani bu tedbir doğru muydu, yoksa o kadar kısa sürede seçmende bir algı problemi doğurabilir miydi? Tabii ki bu ihtimal vardı ama biz başka seçenek göremedik. Yani çünkü verilen tarihler, yani mahkemenin verdiği tarihler itibariyle bize öyle bir intiba uyandı ki bizi kapatacaklar. Tam da üstelik milletvekili listeleri yayınladığımız günün ertesinde HDP kapatıldı diyecekler ve biz açıkta kalacağız korkusu ve düşüncesiyle Yeşil Sol'a bütün sistemimizi devrettik. Tabii Yeşil Sol'da aslında HDP'ye çok benzeyen bir geçmişi var. Ben onun da kurucusuyum, kurucularından biriyim. Yeşil Sol Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak kurulmuştu. Daha sonra Yeşillerle birleşmiştik ve yani seçimlere girebilme yeteneği, yetkisini alabilecek bir yere gelmişti zaten. Dolayısıyla da bu değiş tokuş böyle gerçekleşti. Ama burada tabii sonuç olarak sorduğunuz soru içinde var, onun için de cevabını vermeye çalışayım. Sonuç olarak baktığımızda oy oranımız düşmüş olduğunu görüyoruz. 8.8. O halde hocam, Yeşil Sol'un performansını sormak istiyorum özellikle, ama şunu özellikle yine takipçilerimizin zihninde canlandırmak için geriye dönük hatırlatayım. Hatırlayacaksınız, bir önceki seçimde ve daha önceki seçimde, yani artık HDP'nin ya da Kürt siyasetinin parti olarak temsil edilebildiği meclislerin oluşması için
biliyoruz ki Türkiye'de kendini Türk olarak atfeden, tanımlayan ama bununla birlikte Kürt sorununun başat problem olduğunu kabul edenler, özellikle de daha çok okumuş aydın kesimler olarak tarif edebiliriz bunları ve sosyalistler HDP'ye gönül rahatlığıyla oy verdi. Şimdi bu son seçimdeki kritik eşik dolayısıyla bu emanet oylar CHP'ye yahut da bütün itibariyle Millet İttifakı ortaklarına mı gitti? Yani burada seçmenin tercihi mi değişti ya da strateji hatası mı diye az önce sorduk zaten. Neden Yeşil Sol Parti anketlerde de görünenin altında bir oy aldı? Ya da üçüncü ihtimal. Hileden şimdi bahsetmiştiniz az önce. Efendim? Ya da üçüncü ihtimal, hileden bahsetmiştiniz evet, az önce. Evet. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki tutanaklarda bir takım hatalar tespit edildi zaten. Evet. Ama bence şöyle söyleyeyim. Yani her iki yönde de hatalarımız olduğu kanaatindeyim. Oylarımızın özellikle büyük şehirlerde ve İstanbul'da kaybettiğimizi görüyoruz. Mesela İstanbul'da 2018 seçimlerinde 12 milletvekili çıkarmıştık. Bu sefer 8 milletvekili çıkardık ve diyebilirim ki 3 milletvekilini tip çıkardı, birini de CHP çıkardı galiba ya da AK Parti'ye mi gitti, tam emin değilim ondan. Bu tabii tiple olan ilişkilerimizin iyi irdelenemediği, iyi yönetilemediğini düşündürüyor bana. Yani çünkü tip de bir, yani şöyle söyleyeyim, tip muhalif olan, solcu olan ama Kürt siyasetiyle mesafe alınması gerektiğini düşünen, geçmişte bize destek vermiş olan kesimler bunlar. Ama şimdi kendi partilerini buldukları için kendi partilerine yöneldiler ve milletvekili çıkarabilecek çoğunlukta olduklarını hissettikleri için de bunu yaptılar. Yapmaya hakları var tabii ki. Yani bu bir iç tartışmaya sebep olacaktır eminim. En azından ben mesela şöyle bir hata olduğunu düşünüyorum. Bakın eşit Halkların Demokratik Partisi kurulundan bu yana bir Türkiye'leşme projesi üzerine inşa oldu. Yani Türkiye'de bu söylemeye çalıştığım bölük pörçük farklı kimliklerden oluşan bu yapıyı birleştirmeye yönelik olmak üzere bir hegemonya üretmek, yani radikal demokrasi dediğimiz sosyalizmin günümüzde bir anlamda sosyalistlerin daha çok kullandığı bir yöntem olarak diyeyim veya bir yaklaşım olarak biz de radikal demokrat bir çerçevede bu farklı kimliklerin üzerinden onları eşler kabul ederek bir hegemonya üretmeye çalıştık. Yani birlikte olarak daha yüksek bir oy oranına ve meclise temsil olmaya yönelik bir şey yaptık. Ama tipin yaptığı şey, 4 milletvekili aldılar eyvallah ama yaptığı şey en bence şey zarar, yani zarar olarak gördüğüm şey, HDP'nin Türkiye'leşme projesini zaafa uğrattılar. Yani HDP şimdi bir anlamıyla Kürdi bir parti gibi algılanmaya başlandı. Halbuki HDP öyle bir parti değil. HDP'nin Kürdi olan tarafları da var ama benim gibi Kürtlükle hiç ilgisi olmayan, Karadenizli bir insanı da içinde olduğu, bir Ermeni'nin olduğu, bir ne bileyim çeşitli farklı kimliklerden insanların da siyaset yaptığı bir partiydi HDP. Fakat tipin çıkmasıyla birlikte öyle bir şey yaratıldı ki sanki Kürtlere mesafeli sol tipe yöneldi ki esasında bu bizim geleneğimizde de var. Eski tip de zaten bundan bölünmüştü. Efendim ÖDP de bundan bölünmüştü. Şimdi de böyle bir bölünme oldu. Şimdi bu iyi yönetilse olur muydu? Doğrusunu isterseniz ben yapılabilirdi gibi geliyor bana ama bunu beceremedik diye düşünüyorum. İkinci olarak da Kürt bölgeleri, yani Kürtlerin yoğun yaşadığı illerle ilgili olarak da düşündüğümüzde burada özellikle İçişleri Bakanlığı'nın yıllar içinde yaptığı baskının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu düşünüyorum oylarımızın düşmesinde sebeplerden biri olarak. Çünkü yani şöyle düşünün, bakın her gün neredeyse bir ilçe yönetiminin, bir ne bileyim ben bir bölgedeki insanların gözaltına alındı, tutuklandığını okuyorsunuzdur. Okuyoruz hepimiz yani. Bunun bu esasında öyle bir hale getirildi ki bir basın açıklaması dahi yapamaz hale geldik. Ve bütün ilçe teşkilatlarımız, il teşkilatlarımız basın açıklaması yapmaya kalktıklarında mutlaka milletvekillerini çağırıyorlardı. Onların dokunulmazlığı olduğu için polis çok fazla müdahale edemiyordu, gaz sıkamıyordu vesaire gibi. Fakat bu öyle bir birikti ki
gerçekten insanlara gına geldi. Yani ve dolayısıyla da partinin bu politikasına karşı da tepki çıkarmış olabilirler. Çünkü bu kör gözün parmağına diyebileceğimiz bir hadise. İçişleri Bakanlığı her yere polisle. Düşünsenize Van gibi bir yerde kaç yıldır neredeyse olağanüstü hal ilan edilmiş gibi yaşandı. Hiçbir basın açıklamasına izin vermediler. Ben de zaman zaman gidip orada o arkadaşlara destek vermeye kalktığımda polisler izin vermiyorlardı. Yani dolayısıyla da bunun da bir şeyi var. Burada da biz siyasi parti olarak bu politikamızı gözden geçirmemiz lazım geldiğini düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü bizim parti özellikle daha çok muhalif olmak üzere düşünen bir parti olmuş. Ben mesela biz Plan Birçok Komisyonu'nda 2-3 arkadaştık. Biz beraber iş ve aş buluşmaları diye bir program çerçevesinde çeşitli illere gittik. Oradaki işte sivil toplum kuruluşlarıyla konuştuk. Daha çok Kürt kuruluşlarıydı bunlar. Mesela şunu söylediğimde çok şaşırıyorlardı. Ya biz bu ülkeyi yöneteceğiz arkadaş dediğimde nasıl olur falan gibi oluyorlardı. Çünkü öyle bir sıçrama olmamış kafalarında zihni olarak. Dolayısıyla da özetle buradan bizim de çıkaracağımız çok dersler var. Ama ben asıl problemin hala söylüyorum, hep söylüyorum. Laik ve kendini batıcı olarak gören kesimin kendi siyasi algısını tekrar düşünmesi lazım. Yani bu çünkü en kritik nüfus onlarda bir bakıma. Neresine baksanız %25'i kontrol ediyorlar. Dolayısıyla da vazgeçilmez bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi özellikle orada sembolize olduğu için söylüyorum. Ama yani nasıl bir Türkiye istediğimiz konusunda bize benzemeyen insanların da var olduğu gerçeğini dikkate alarak yeniden düşünmek lazım diye düşünüyorum. Siz HDP'li yerel yöneticilerin karşılaştığı zorlukları anlatırken ben aklımdan tam onu geçiriyordum. HDP'li milletvekilleri dahi şiddete maruz kaldı. Bir değil hem de birkaç kez. Burada CHP başta olmak üzere muhalefetin sizin tabirinizde hani daha batılı olan ve modern laik yaşam tarzını benimseyenler diye parantezi genişletebileceğimiz kitlenin açık desteğini göremedi bu milletvekilleri. Oysa anayasal zeminde kurulmuş bir partinin meşru milletvekilleriydi polis şiddetine uğrayanlar ve maalesef gündeme getirilmedi. Umarız geldiğimiz nokta onların da şiddete uğradığı bir nokta olmaz. Çünkü bu risk yani şu ana kadar normal vatandaşın, demokrasi isteyen vatandaşın şikayetçi olduğu baskıcı durum tam anlamıyla otoriter bir duruma dönüşmek üzere. Seçiminde tabii böyle bir kritik eşik olduğunu hatırlatmamız lazım. O halde Sayın Hocam son olarak sizin Yeni Yaşam gazetesinde seçim günü yayınlanan ve güzel dileklerle bitirdiğiniz yazınızı takipçilerimizle paylaşalım. Bölünme korkusu başlığı altında. Bölünme korkusunu aslında siz toplumsal bölünmeye bir şekilde çevirmiştiniz. Evet, Türkiye'de belki Kürtlerin bir gün bağımsızlık isteyeceği endişesiyle sürekli körüklenen ve oya tahmin edilmeye çalışılan bir milliyetçilik var. Ama asıl sorun zaten yaşanıyor. Yani fiziki bir bölünme, siyasi bir bölünmenin ötesinde toplumsal bir bölünme zaten yaşanıyor sizin deyiminizde. Peki seçimden sonra ne değişebilir? Evet, seçime kadar belki HDP ile işbirliği yapmak iktidar tarafından teröre destek vermek olarak nitelendirildi. Bunun için Millet İttifakı başta çok ürkek davrandı. Son birkaç gün bu ürkekliği üzerinden atabildi. Seçimden sonra Türkiye'nin temel sorunu olan Kürt sorunuyla ilgili somut bir adım bekliyor musunuz? Yani ben aslında doğrusunu isterseniz beklemiyorum. Yani Tayyip Erdoğan kazanırsa zaten bu mesele konuşulmaz bir mesele haline gelebilir. İkinci olarak... Ama çözüm sürecini de onlar yönetti. Evet, ama bakın şöyle söyleyeyim. Ben yani bireysel olarak biliyorum. Ben 2-3 sene önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çözüm sürecinde görev almış olan milletvekilleriyle özel olarak görüşmeler yaptım. Partim adına yaptım. Yani orada bir yeniden bir çözüm süreci talebi olabilir mi diye bir tür yoklamaydı. Olmadığı kanaatine vardım. Yani olamayacağını da anladım bir bakıma. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamen yön değiştirdiğini ikna oldum. Fakat öte yandan şöyle de bir gerçek var. Şimdi bakın iki gündür neredeyse Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarına bakın. Giderek daha dozu milliyetçiliğe yönelik olmak üzere artan bir ton taşıyor. Dolayısıyla da bu tonla iktidara gelse bile
Bunun sonucunda Kürt meselesini mecliste çözeriz falan dedi ama bunu gündeme getirme iradesini üretebileceğini ben doğrusu isterse sanmıyorum. Onun için önümüzdeki dönemin sadece ekonomik olarak değil siyasi olarak da çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu nasıl aşılabilir? Doğrusunu isterseniz yani aklı selimin hakim olacağı bir atmosfer yaratılması lazım. Ama maalesef Türkiye siyaseti böyle bir şey kaldıramıyor. Yani böyle bir şey konuşamıyor bile neredeyse. Yani ben kendimden biliyorum. Benim kendi partim de bazen bana itiraz ediyordu. Benim söylediğim laflardan dolayı veya yaptığım girişimlerden dolayı. Çünkü söylediğim gibi bu ülkede sonuç olarak siyasi partiler bu kimlikleri tümüyle yansıtan kurumlar haline dönüşmüş durumda. Belirleyici kimlikler, toplumsal kimlikler aynı zamanda siyasi partiler olarak örgütlenmiş olarak siyaset oluşturuyorlar. Ben mesela çok defa kendimi mecliste ya bu demokrasi böyle olamaz derken bulmuşumdur. Çünkü gerçekten de meclis sonuç olarak farklı fikirlerin tartışıldığı ve bir ülke için aklı selimin hakim kılınacağı bir uzlaşma üretileceği falan böyle bir şey olmuyor. Ve ben yani bir süre sonra şunu anladım ki esasında kimse kimseyi dinlemiyor, kimse kimseyi anlamıyor ve duymuyor da zaten. Yani toplum öyle bölünmüş vaziyette ki ya siz ne söylersiniz söyleyin fark etmiyor yani. Ben kaç defa Plan Bütçe Komisyonu'nda Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlar mesela bana bunu çok da söylemişlerdir. Mesela ben bir şey anlatmışımdır bir yasa önerisiyle ilgili olarak. Demişimdir ki böyle yaparsanız yanlış olur şöyle sonuçlar çıkar falan diye. Mesela ara verildiğinde bu insanlar beni görünce ya hocam çok doğru söyledin ya hakikaten falan diyorlar. Ama içeri girdiklerini yine bizim söylediklerimizin aksine oy kullanıyorlar ve bunu çok açık hale geldiği için dostluklar geliştiğinden dolayı konuşabilir hale geldiğimizde de açığa söylediler biz bunu yapamayız dediler yani. Yani dolayısıyla da Türkiye'de demokrasi zaten yani siz de söylediğinizdi galiba yani yaşadığımız şey demokrasi falan değil. Türkiye toplumu demokrasiyi sadece seçim sandığı diye düşünmüş öyle alıştırmışlar. Düşünsenize bir zamanlar Türkiye demokrasi 46 seçimlerden sonra Türkiye demokrasi geldiğinde Demokrat Parti'nin adı Demokrat olan partinin amblemi Demirkırat'tı ve Demirkırat söylemiyle demokrasi anlatılıyordu. Halbuki Demirkırat gücün sembolü olan bir şeydir ama maalesef böyle yani dolayısıyla da bu zihniyet dünyasından çıkabilecek olan şey bunlar yani bunlar öte bir şey çok zor yani. Hocam biz 14 Mayıs akşamı TR724 olarak Brüksel ve Washington DC merkezde canlı yayın gerçekleştirdik. Veriler açıklanmaya başlandıktan sonraki konuklarımızın ortak tespiti 3 aşağı 5 yukarı şuydu. Evet siyaset bilimiyle siyaseti tarif edebilirsiniz, tanımlayabilirsiniz, öğretme konusunda size yol gösterici olabilir ama siyasette başarı için özellikle Türkiye toplumu için sosyoloji ve psikolojiyi bilmek zorundasınız. Biz pazar akşamı aslında bunu çok net anladık. Çünkü Türk insanının psikolojisini ve genel itibariyle Türkiye toplumlarının sosyolojisini kavramadan Türkiye'de siyaseten başarılı olmanın çok zor olduğunu görüyoruz. Bunun hani örneği de yok aslında bu psikolojiyi ve sosyolojiyi bilmeden. Belki çok normal durumlarda, olağan durumlarda siyaset biliminin çok rahat tanımlayabildiği bir takım hadiseler olmuştur ama olağanüstü bir dönemden geçtiğimizi siz de vurguladınız. Hocam son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Mesela kısa bir süre kaldı. İşin rengi değişebilir mi 28 Mayıs'a kadar? Yani tabii bu çaba içinde olmak lazım geldiğini düşünüyorum her şeye rağmen. Yani meclis aritmetiği Kılıçdaroğlu'nun çok aleyhine. Böyle bir mecliste çalışması son derece zor ve dolayısıyla da muhtemelen erken seçim kararı almak zorunda kalacağı bir süreç olacaktır. Ama ona rağmen yani siz de mi sordunuz Kürtlerle ilgili ne yapabilirler? Mesela Kürt siyasetçileri serbest bırakabilir Kılıçdaroğlu. Çünkü zaten bu insanların cezaevine girmesinin asıl sebebi Kılıçdaroğlu'nun desteklemesiydi. Dokunulmazlıkların kaldırılması oylamasında böyle bir karar almış olmalarıydı. Dolayısıyla da yani işin Kürt cephesi mi diyelim, demokrat cephesi mi diyelim bizim açımızdan şöyle yani çok umutkar değiliz ama biz söyleyeceklerimizi söylemeye devam edeceğiz doğal olarak. Ve en azından Cumhuriyet Halk Partisi veya işte Kılıçdaroğlu iktidarı gelirse en azından hiçbir şey istemedik ama isteyebileceğimiz şey en azından ahim kararları uygulaması,
Selahattin Demirtaş gibi, Osman Kavala gibi ve diğer tutuklu eski milletvekillerimiz olduğu gibi onların serbest kalmasını sağlayacak bir adım atmasıdır. Onun dışında çok bir şey beklemek, yani Kürt sorunu çözmekle ilgili bir irade üretebileceklerini sanmıyorum. Keşke olsa. Anketlerin bu kadar yanılttığı ilk turu düşünelim ama ikinci tur için kesin bir şey söylemek tabii ki zordur. Fakat Erol Katırcıoğlu'nun tecrübesini düşünerek bunu soruyorum. Ne öngörüyorsunuz? Tablo tamamen Erdoğan lehine görünüyor ama ikinci tur için bir tahmininiz Sinan Oğan faktörüyle birlikte kim daha şanslı sizin için? Çok zor cevabı ama şöyle söyleyeyim. Ben dün evvelsi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nde üst düzeyde bir milletvekili arkadaşıma bir strateji önerisinde bulundum. Yani bu yolda. Yani bir sürü ayrıntısı var ama asıl söylemek istediğim şeydi. Erdoğan üzerinden siyaset yapmayın. Yani Erdoğan'ı vurarak, Erdoğan'ı konu ederek yapmayın. Sistem karşılaştırması yapmaya çalışın. İnsanların önüne Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sisteminin nasıl sonuçlar ürettiğini, işte depremde 3 gün geç kalmasından tutun ekonominin bu hale gelmesine kadar bir sürü olumsuzluğun sebebi olduğunu, yani onların sembolü olan Erdoğan üzerinden giderek bir şey yapmayın diye önerdim. Onlar bilmiyorum ne yapacaklar ama yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. İsabetli bir bunu da ben sadece yani dostluğum içinde bunu söyledim onlara ama bu konuda herhalde yani bir iki gündür ne yapıyorlar bilmiyorum ama bu konunun yani sizin de söylediğiniz gibi sosyoloji, psikoloji vesaire gibi toplumun nabzını tutabilecek olan insanları bir araya getirip bir strateji belirlemeleri lazım ki ancak öyle alabilirler. Yoksa bu üstünlüğünü kullanarak Erdoğan'ın baskın olması muhtemeldir diye düşünüyorum. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Evet. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Tamam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Sevgili TR724 takipçileri, 27. dönem HDP İstanbul Milletvekili, aynı zamanda iktisat profesörü Sayın Erol Katırcıoğlu ile birlikteydik. Kendisi hem 14 Mayıs sonrası ortaya çıkan tabloyu değerlendirdi hem de 28 Mayıs'a yaklaşırken neler olabileceğine dair öngörülerini paylaştı ve asıl önemli olan aslında akademik çalışma sahası olan iktisatla ilgili durumu değerlendirdi. Her halükarda yani Kılıçdaroğlu da kazansa, Erdoğan da kazansa 28 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin önünde çok ciddi bir ekonomik problem var. Hani buhran seviyesinde demek bazıları için belki kara haber tellallığı olabilir. Fakat sizinle paylaşılmayan, bizimle paylaşılmayan, şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiği halde maalesef devletin resmi kurumlarınca perdelenen verilerin aslını astarını düşündüğümüzde ciddi bir problemle karşı karşıya olduğumuz ortada. Fakat burada Erdoğan'ın ne bir şahsına münhasır ekonomi politikası ne kadar işe yarayabilir? Seçimden sonra tam tersi yani faiz, politika faizini artırma yoluna gitmek zorunda kalır mı? Kendini öyle hisseder mi? Ya da bambaşka bir tavşan mı arar şapkadan? Bunu bilemiyoruz. Fakat Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın ismi kamuoyu tarafından çok bilinen ekonomistlerine güvendiğini, İyi Parti çatısı altında, Deva Partisi ve Gelecek Partisi çatısı altında pek çok iktisatçı var. Onlara güvendiklerini biliyoruz. Biz sadece şunu diliyoruz, ne olursa olsun, neticede kim kazanırsa kazansın, Türkiye lehine olsun, milletimizin lehine olsun. Kesinlikle gönlümüzden geçen samimi düşüncemiz de budur. Tekrar TR724 ekranında buluşmak üzere. Hoşça kalın.